yapan kendinden çok bahsettiren bir oyun oldu. Herkes ekran kartlarını güncelledi, oyunu indirdi ve heyecanla bu hız kesmeyen maceraya atılmak için play tuşuna bastı. Fakat işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi. Şu an herkes bir daha böyle hype'lanan hiçbir oyunu almam abi modunda. Bazı insanların oyunu çıkarmazsanız yakarım bu gezegeni tehditlerinin de tek başına tüm bu kargaşaya yol açtığını düşünmüyorum. Bir işin yapılışının zor olması o işi yapmaya gelişmiş kişilerin özü olamaz kesinlikle. Çünkü bu en başından bilinen bir şeydir. Koskoca bir oyun yapma sözü verip de üstüne bir de sipariş alıyorsan hele. Ben bu %70'i bitmiş oyun için sadece korpoları suçluyorum. Söylenenlere göre oyunun yapım aşamasında o kadar plansız programsız bir ilerleyiş mevcutmuş ki şu an elimizdeki bozuk oyunun bile var olması bir mucize gibi. Hayır canım, plansız olur mu yani, değil mi? We get some money and get the hell out of there. That's the plan. How about we go over the plan? Peki bu insanlar ne etti kardeşim size? Ne kadar batırmış olabilirler? Oyundur bu yani. Bug'lı maglı olur yani. Düzeltirler sonuçta diyebiliriz. Ama burada muhatabının güveniyle oynadığım bir durum söz konusu. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Direkt borsada zaten bu kendisini gösterdi. Asıl sorun oyunun bug'lı olması değil, bunu idare etme biçimlerindeydi. Süper detaylı vücutlar, ortamlar ve aydınlatma, tabancaların şekil şukul animasyonları, arabaların ince ince detaylandırılmış iç dizaynı ve daha sayabileceğimiz birçok güzel düşünülmüş şeyler parça parça çok iyi cilalanmış olsa da bütün bu illüzyonu paramparça eden buglar yüzünden oyundan alacağınız zevk acayip düşüyor. Bir de oyunda görünüşünüzü, tipinizi değiştirebileceğiniz bir kuaf örneğin yok. Olsaydı belki kullanmazdım ama olmaması eksik hissettirdi. Transhumanizm diye yola çıkıp oje rengini değiştiremediğimiz bir oyun oynuyorsun. Çok şey isteme bence. Haklısın, ne diyeyim. Benim gibi sıradan bir vatandaş oyunda yapamadığı şeyleri kendi beceriksizliği olarak görür. Çünkü normal şartlar altında düzgün çalışan bir oyunda şöyle araba kullanıyorum. Fakat Cyberpunk'ta araba kullanmak sadece benim beceriksizliğimden değil, oyundan ötürü sıkıntılıymış. Ama motora alışınca ben pek sorun yaşamadım. Hop şimdi buradayım. Hop şimdi buradayım. Hop. Onu çalmayın lan. Hikayeye gelirsek aslında en önemli şeylerden biri bu. Zira bunu patch'le falan değiştirip düzenleyemezsin. Tüm bu aksaklıklardan dolayı mı bilemiyorum ama karakterimle bağ kurmakta çok zorlandım ben. Ayrıca etrafımdaki karakterlerle de iletişimim bir garip geldi. Daha biraz önce tanıştığım Penem'den 5 dakika sonra yıllardır arkadaşımmış gibi bana güveniyor musun tribi yedim mesela. Genel olarak hikayeyi yaşıyormuşum gibi değil de bana hikaye anlatılıyormuş hissinden kurtulamadım. Tercih sırası bana geldiğinde seçtiğim sonlar ise oyunun o sonlara yüklediği anlamlardan çok başka motivasyonlarla seçilmiş bir sondu benim için. Bir dakika, ne dedin şimdi sen burada diyeceksiniz. Burada biraz spoiler açıklamam gerekebilir. Ben Johnny'nin bedenimi almasını tercih ettim ilk oynayışımda. Al Johnny benim. Vücudumu sen al. Bırak, hiç tereddüt etmedim şu an. Benim tercih ettiğim son, ki bayağı yavaş oynadım oyunu, oyuncuların sadece %6'sını tercih ettiği sonmuş. İşin ilginç tarafı, ben bunu fedakarlık için değil, hantal insan bedenimden kurtulmak için yapmıştım. Ve maalesef oyununa bedenim devam etti. Sonsuz veriye dönüşen bilincim değil. Ne yaşamış olursak olalım, sanırım oyundan olması gerektiğinden fazla şeyler bekledim. Farklı nedenlere dayansa da hepimizin düştüğü en büyük hata bu oldu galiba. Will I get over it? No. But life goes on. Genel olarak sıradan bir vatandaş için Cyberpunk oynamak zevkli mi? Evet. Şu anda almaya değer mi? Hayır.